İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Konifa Avrupa Futbol Kupası duyuru. Artsakh Devlet Başkanı inşaatçıları kabul etti. 20 yıl aradan sonra Batı Ermenistan'ın Mardin'deki Surp Gevor Kilisesi'nde ayin yapıldı. Aliyev, Büyük Azerbaycan haritalarını görmek için ekibini Roma'ya götürdü, ancak tüm haritalarda sadece Büyük Ermenistan adını buldular. Batı Ermenistan'ın kutsal yerleri, Muştaki Surp Garabet Manastırı. Batı Ermenistan'ın evladı Şair Zahrat'ın 98. doğum yıl dönümü kutlandı. Amsterdam'da Ararat'ın gölgesi altında Eski Ermenistan Hazineleri başlıklı sergi açıldı. Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu CONFIFA, Nis Belediyesi'ni 2022 Avrupa Futbol Kupası'nı düzenlemek için harekete geçmeye çağırıyor. CONFIFA, Alp Maritim Valisi'ne atıfta bulunarak Organizasyon Komitesi'nin bir üyesi tarafından Nis Departmanları Federasyonu'nun ve Nis Belediyesi'nin turnuvayı düzenlemeyi reddettiği konusunda bilgilendirildi. CONFIFA Başkan Yardımcısı Christoph Wenzel şunları söyledi. Nis Belediye Başkanı Sayın Christian Estrosi'nin sayısız mektup ve mesaja yönelik yazılı taahhüdüne rağmen ev sahibi futbol camiası ve belediye henüz yanıt vermedi. Yukarıdakiler ışığında CONFIFA tüm ortaklarını, üyelerini ve destekçilerini turnuvanın ciddi bir tehlikede olduğu konusunda uyarmaktadır. CONFIFA sebep olunan zarardan derin üzüntü duymaktadır ve yasal destek talep edecektir. Nis Belediyesi'nin mektuplarını bekliyor, ilgili tüm taraflarla çalışmaya devam ediyoruz. Yarışmanın ilerleyişi hakkında zamanında bilgi vereceğiz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aray Garutyunyan, Artsakh'ta faaliyet gösteren bir dizi inşaat şirketinin başkanlarını makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanı Aram Sarkisyan ve Devlet Başkanlığı Büro Başkanı Karen Şahramanyan, konut, yol yapımı ve uygulanacak altyapı projeleri ile ilgili konuları ele aldılar. Devlet Başkanı konuşmasında Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti'nin sosyoekonomik kalkınmaya yönelik girişimleri özel ilgi odağında tutarak, ana hatlarıyla belirtilen programların eksiksiz olarak uygulanmasına devam etmeyi planladığını kaydetti. Aray Garutyunyan, paralel olarak ilgili devlet organlarına verilen kontrol fonksiyonlarının genişletileceğini vurguladı. Batı Ermenistan'daki Mardin'in Derik ilçesinde bulunan 372 yıllık Surp Gevork Ermeni Kilisesi'nde 20 yıl aradan sonra Türkiye Ermenileri Patriği İshak Maşalyan Başkanlığı'nda ayin yapıldı. Derik ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan ve bazı kayıtlara göre 1650 yılında inşa edilen Surp Gevork Ermeni Kilisesi 1915 yılından sonra hazineye geçmişti. 1957 yılında bölgenin cemaati tarafından satın alınarak Derikli Ermeni Garabet Keçeci adına kaydedildi. Onun ölümünden sonra da varislerine devredildi. Kilisenin son onarımı 2004 yılında gerçekleştirildi. Cemaati bulunmayan kilisede yaklaşık 20 yıldır ayin yapılmamıştı. Rusya Federasyonu Devlet Duması Milletvekili Konstantin Zadulin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Zangezur'un sözde tarihi Azerbaycan'ın bir parçası olduğu şeklindeki komik açıklamasına atıfta bulundu. Konstantin Zadulin, Azerbaycan Ermenistan Cumhuriyeti'ne dolaylı toprak iddiasında bulunuyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki durum Aliyev'in Zangezur, Sevan ve Yerevan'ın tarihi Azerbaycan topraklarını ilan etmesine izin veriyor. Yoksa Aliyev, Türklerin Zangezur'da Garakin Nijde tarafından tarihi bir yenilgiye uğradığı gerçeğini mi kastediyor? Geri kalanına gelince, Çarlık Rusyası'nda Azeri diye bir ulusun olmadığını bile söyleyebilirim. Azerilere Türk Tatarlar deniyordu ve Azeri kavramı çok uzun zaman önce 20. yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktı. Dolayısıyla çok yüksek bir ihtimalde bile Yerevan ve Sevan asla Azerbaycan toprağı olamaz. Tarih öğrenin, dedi. Batı Ermenistan'da Büyük Ermenistan'ın Duruperan eyaletinin Darun ilindeki bir manastır kompleksi olan Glaka Manastırı, bir başka deyişle Muş'un Surp Garabet Kilisesi, eskiden bir pagan tapınağıydı ve 4. yüzyılda Hristiyanlığa geçiş sırasında manastıra çevrildi. Surp Garabet sadece bir kilise ya da tapınak değil, bir grup kutsal alanı oluşturan birkaç tapınağın bütünüdür.
Subkarabet Manastırı tüm Ermeniler tarafından bilinen en büyük manastır olan Kutsal Eçmiyazin'den sonra Batı Ermenistan'daki en büyük ve en kutsal ibadet yeri olarak kabul edildi. Manastırın ünü ulusal sınırları aşmış, yerli ve yabancı milletler için bir kutsal mekan haline gelmiştir. Manastırın 5 şapeli ve 10 sunağı vardı. Çan kulesinde 4 büyük çan asılıydı. 1896 yılında manastıra ek olarak bir yetimhane ve 45 öğrencinin okuduğu bir okul, bir kütüphane açılmıştı. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında manastırın Ermeni nüfuslu Daron, Varto, Çapakçur, Hınus, Bulanık, Kihı ve diğer ilçelerinin yerleşimlerini içeren büyük bir piskoposluğu vardı. Manastır 1915 ve 1918 yıllarında büyük zulümlere maruz kaldı. Soykırım, Armenosit günlerinde Daron Ermenilerinin büyük bir kısmı 2 ay boyunca düşmanın ezici kuvvetlerine direnerek kilise ve yakınındaki ormana sığındı. Bu arada 1750 el yazması dahil olmak üzere oradaki değerli anıtları korudular ve bu eserleri 1916'da Rus ordusu ve Ermeni gönüllü müfrezeleri Daron'u ele geçirdiğinde Kutsal Eçmiyazin'e taşımayı başardılar. Manastır şu anda yıkık durumda. Şair Zahrat Zareh Yaldızcan 1924 yılında Konstantinopolis'te doğdu. 1942'de Konstantinopolis'teki Mkhitaryan Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Devlet Üniversitesi Eczacılık ve Tıp Fakültesi'nde eğitimine devam etti ancak okumayı yarım bıraktı. Daha sonra Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. İstanbul Ermeni Gazete ve Dergilerinde çalıştı. Marmara Gazetesi'nin Edebiyat Bölümünün başkanlığını, San adlı derginin editörlüğünü yaptı. İlk şiirleri 1943'te yayınlandı. Daha sonra çeşitli toplu eserler de yayınlandı. Zahrat'ın şiirleri, büyük bir şehirde yaşayan küçük bir insanın trajedisi, temaların çeşitliliği, yeni ifadelerin özgünlüğü ile karakterizedir. Zahrat'ın kitaplarından bazıları İngilizce, Fransızca, Yunanca ve Litvanca'ya çevrildi. Bu yıl Ermeni kültürü Hollanda'da eşi görülmemiş bir şekilde sunuluyor. Ermenistan Tarih Müzesi'nin ve Kutsal Eçmiyazin ana makamının değerli eşyalarının ve kalıntılarının sergilenmesi, tarihin derinliklerinden gelen Ermeni kültürel mirasına yeni bir ışık tutacak. Sergi, Ermenistan Cumhuriyeti ve Hollanda halkları arasındaki sıcak ve tarihi dostluk ilişkilerini bir kez daha gösteriyor. Sergi 30 Ekim'e kadar açık kalacak. Ermenistan Tarih Müzesi ve Kutsal Eçmiyazin ana makamı hazinesinden 160 değerli sergi sunulmaktadır. Ayrıca sergide Nuh'un gemisinin eşsiz bir kalıntısı yer almaktadır. 17. ve 18. yüzyıllarda Amsterdam'ın Ermeni matbaacılığının en ünlü merkezlerinden biri olduğu ve 1660 yılında Ermeni papaz ve yayıncı Mateos Zaretsi'nin bir matbaa kurduğunu hatırlatalım. 1666 yılında Ermeni din adamı Voskan Yerevansi, İncil'in ilk Ermeni baskısını 5000 nüsha olarak yayınladı. Eski Ermeni-Hollanda ilişkisinin bir başka bölümü ise 16. yüzyılda Ermeni tüccarların Hollanda'da ticarethaneler kurmasıdır. Amsterdam'ın en eski köprülerinden birine şimdi Ermeni Köprüsü deniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Tatul Altunyan adlı devlet şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen Gakkavem adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.